Değerli arkadaşlar, motor sürücü sistemleri dersinin ikinci haftasını gerçekleştireceğiz bugün. Bugünkü dersimizde geçen hafta giriş yapmıştık. Bu hafta lineer doğru akım makinesi konusu üzerinden doğru akım makinelerine geçiş yapacağız. Serbest yaratımlı ve şönt yaratımlı doğru akım motorlarını hızlıca üzerinden geçeceğiz. Daha sonraki haftalarda da güç elektroniği topolojilerine hızlıca bir göz atmış olacağız arkadaşlar. Önümüzdeki birkaç hafta bu şekilde ilerleyecek. Dersi yine kayıt altına alıyorum ders bilgi sistemi üzerinde. Dersle ilgili sanırım birkaç gün sürüyor. 2-3 gün bazen 3-4 günde sürebiliyor arkadaşlar. Kayıtların ders bilgi sisteminde görünmesi. Bu anlamda biraz gecikmeli de olsa kayıtlara daha sonra ulaşabiliyorsunuz. Önümüzdeki günlerde ders notlarını PDF olarak da paylaşacağım bu ders için. Bu bilgiyi de verelim. Arkadaşlar, lineer doğru akım makinesi geçen hafta dersimizin son aşamasında değinmiştik. Burada tekrar ele alacağız ve bununla ilgili de bir örnek paylaşacağım. Lineer doğru akım makinesi tabii ki bir makine olduğu için jeneratör veya motor işletmesi olarak iki farklı şekilde düşünülebilir. Burada şimdi bu iki örneği de göreceğiz arkadaşlar. Lineer bir doğru akım makinesini biz bir adet akü besleme kaynağı olarak, bir adet anahtar, bir adet rezistans, düz ve sürtünmesiz bir çift raydan oluşur diyoruz. Burada düz ve sürtünmesiz bir çift ray aslında makine kavramının basitçe doğrusal hareket eden bir iletkenden oluştuğunu düşünerek kullanıyoruz bu ifadeyi. Buradaki düz ve sürtünmesiz ray, sürtünme kuvvetinin olmadığı, iletkenin bu ray üzerinde hareket edebildiğini düşüneceğiz. Buradaki iletken bu. Bakın, L uzunluğunda bir iletkenimiz var. Manyetik indüksiyon var. Burada iletkene, manyetik alan içerisindeki bir iletkene, iletkenden akım geçirildiğinde iletken uçlarında bir gerilim endüklenir mantığıyla aslında basit bir makineyi modellemiş oluyoruz. Buradaki doğrusal veya lineer doğru akım makinesinin davranışını ele alırken 4 temel denklemi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunlardan ilki kuvvetin oluşmasını açıklayan bağıntı, F eşittir B ile bağıntısı. İkincisi, manyetik alan içindeki iletkenin V hızıyla hareket etmesi durumunda endüklenen gerilim, E eşittir BVL, V burada hızdır. Üçüncüsü, Kirchhoff'un gerilim kanunu. Sonuç itibariyle burada bir devre var arkadaşlar. Bir kaynak var, bir anahtar var, bir direnç var. Şunu bir iletken olarak düşünüyoruz ki hareket edebilen bir iletken, ray üzerinde sağa sola hareket edebilen bir iletken ki bu hangi yöne hareket ettiği de aslında akım yönüyle alakalı veya manyet indüksiyon vektörel bir büyüklük, yönlü bir büyüklük, bunun yönüyle ilgili bir durum. Kuvvete bağlı olarak iletken sağa veya sola hareket edebilir. Burada uzunluğun çok önemi yok. Ray sonsuz uzunlukta olduğu düşünülebilir. Kirchhoff'un gerilim kanununa göre kapalı bir çevre var. Kapalı çevre içindeki gerilim kaynaklarının toplamı, gerilim kaynaklarının voltaj değerlerinin toplamı, var olan dirençler üzerindeki gerilim düşümlerine eşit olmalıdır arkadaşlar. Kirchhoff'un gerilim kanunu bu. Buna bağlı olarak akım yönünü motor işletmesi olduğunu varsaydığımızda kaynaktan iletkene olacak şekilde düşündüğümüzde biz Kirchhoff'un gerilim yasasını bu şekilde yazabiliriz. Kaynağı burada yalnız bırakabiliriz. Akımı yalnız bırakabiliriz ve çeşitli eşitlikleri, çeşitli bağıntıları biz bu sayede burada elde edebiliriz arkadaşlar. Son olarak tabii ki Newton kanunun düşünülmesi gerekiyor. Burada F net eşittir M çarpı A Newton kanunu da önemli. Doğrusal makine için bunu söylüyoruz arkadaşlar. Doğrusal hareket eden bir makine için. Şimdi bu makinenin yol almasını nasıl
düşünüyoruz. Arkadaşlar şurada bakın, bir defa makinenin hareket etmesi gerekiyor. Bu hareketi sağlamak için bu anahtarı kapatıyoruz arkadaşlar. Anahtarı kapattığımız anda L boyundaki iletkenden bir akım geçer. Buradaki anahtarı kapattık. R direnci üzerinden L iletkeninden bakın aşağı yönlü bir akım geçer arkadaşlar. Akımın yönü belli. Manyetik indüksiyonun da yönü belli. Ekran düzleminden içeriye doğru olacak şekilde sağ el kuralını uyguladığımızda T kuvveti, F kuvveti sağa doğru oluşur. Dolayısıyla sağa doğru hareket eden bir metal çubuk vardır diyoruz. Burada manyetik indüksiyon B ekran düzleminden içeriye doğru sağ elimizin dört parmağını ekran düzleminden içeriye doğru yönlendirdiğimizde baş parmağımız akım yönü olacak şekilde avuç içimiz sağ tarafı gösteriyor. Dolayısıyla F kuvveti sağa doğru oluşur arkadaşlar ve sağa doğru bir hareketlenme başlar. Tabii ki ilk etapta şu bağıntıya göre arkadaşlar akımı yalnız bırakırsak I eşittir VB eksi E bölü R diyebiliriz. Yani akımın genel bağıntısı budur. Fakat ilk anda kalkış anında, yol alma anında hız sıfır olduğu için V eşittir sıfır olduğu için metal çubuk hareketsiz durumdayken E gerilimi şu bağıntıya göre sıfırdır. E eşittir sıfırdır. Bu durumda akımı I eşittir VB bölü R şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Kalkış anındaki akımı biz bu bağıntıdan buluyoruz. Batarya gerilimi bölü buradaki direncin değeri. İletkenin de bir direnci var ama çok küçük olduğu için veya bunu da katabiliriz. Yani şuradaki iletkenin bir direnç karşılığı vardı. Çok küçük. Bu da katılabilir ama şu anda onu katmıyoruz, ilave etmiyoruz. Arkadaşlar iletkenden geçen akım bir I akımıdır. F eşittir BIL bağıntısına göre kuvvet oluşturur. Bu kuvvetin yönü sağ el kuralı ile bulunur ve kuvvetin yönü sağa doğru olur arkadaşlar. Hızlanan metal çubuk V hızıyla hareket eder ve E eşittir BLV bağıntısına göre bir gerilim endüklenir. Oluşan bu gerilim iletkenden geçen akımı azaltır. Neden? E artıyor. E başlangıçta sıfırdı arkadaşlar. E arttıkça ne olur? Akım azalır. Bu eylemin sonucunda bir süre sonra sürekli hale ulaşırız ve metal çubuk sabit bir hıza erişir arkadaşlar. Kaldı ki burada sürtünmesiz bir ray olduğu için arkadaşlar sonuç itibariyle net kuvvetin sıfır olması gerekiyor. Sürtünme olmadığı için ve sabit hızda o eriştiğimiz hızda devam edebiliriz. Evet, E gerilimi VB değerine ulaştığında hız. Arkadaşlar burada tabii ki küçük bir gerilim düşümü vardır. R direnci üzerinde bir gerilim düşümü vardır. Dolayısıyla esasında şuradaki E gerilimi, bakın E gerilimi nerede oluşuyor dersek iletken uçlarında şöyle bir E gerilimi oluşuyor. Şimdi bakıldığında sürtünmesiz bir ortam olduğu için kuvvetin bir süre sonra sıfır olacağını söyleyebiliriz. Bu durumda arkadaşlar kuvvetin sıfır olması, F kuvvetinin sıfır olması demek aslında akımın sıfır olması demektir. Akımın sıfır olması demek ki R direncinde bir gerilim düşümü yoktur. Dolayısıyla E gerilimi en çok VB gerilimine eşit olur. Sürtünmesiz ortam için bunu tabii ki ifade edebiliriz. E gerilimi VB, batarya gerilimine eşit. Bu da BLV bağıntısında hızı VB bölü BL'ye biz hızı bu şekilde formülize ediyoruz. Bunu grafik olarak açıklayacak olursak arkadaşlar hız bir süre sonra VB bölü BL'ye eşit olacak. Metal çubuk üzerinden yüklenen gerilim batarya gerilimine eşit olacak. Akım ilk anda VB bölü R idi ama azalıyordu. VB bölü R'den akım sıfıra iner. Sürtünmesiz bir ortam. Sağa doğru az önce çizdiğimiz kuvvet sıfırlanacak. Akım sıfırlanıyorsa kuvvet de haliyle kuvvet akıma bağlı olduğu için sıfırlanması gerekiyor. Özetle
anahtar kapatıldığındaki akım değerimiz, buna istinaden bir kuvvet oluşuyor. Metal çubuk sağa doğru hareket ediyor. Bu yönü tespit ettik. Hareketli metal çubuk manyetik alan içerisinde bir gerilim endükler. Endüklenen gerilim akımı azaltır. Akım azala azala sürtünmesi de ortamda sıfıra kadar düşer ve bu durumda iletken sabit bir hıza erişmiş demektir ve o hızda devam eder. Peki, biz bu makineyi bir motor olarak düşündüğümüzde ve motor hareketlendi, şu noktaya geldi. T eşittir T1 anı. T eşittir T1 anını burada görüyoruz. Arkadaşlar, bu an itibariyle doğrusal lineer makinemiz yüksüz sürekli halde çalışıyor. Yüksüz derken tek bir hani boşta herhangi bir yük yok. Makineye bir dış yük uygulanırsa arkadaşlar, makineye bir dış yük uygulanırsa. Şimdi bizim biraz önceki devremizde zaten akım kaynaktan çıkıyordu. Akım iletkenden aşağıya doğru geçiyor ve bir F kuvveti oluşuyordu arkadaşlar ve bir V hızına erişiyorduk, değil mi? Biz grafiğe baktığımızda bunları söyledik. Şimdi diyoruz ki makineye bir dış yük uygulanırsa, yani motoru yüklüyoruz arkadaşlar. Motoru yüklüyoruz. Bu durumda aslında bizim çalışmamız buna benziyor. Kuvvet bu yönde ama bir yük var. Yine hareket bu yönde olacak arkadaşlar. Ama bu sefer bir yükü taşıyoruz. Biraz daha güç çekiyoruz, değil mi? Biraz daha gücün arttığı bir durum bu. Evet, bu durumda peki çalışma nasıl gerçekleşir? Arkadaşlar, bakın, makineye bir dış yük uygulandığında hız azalır. Bunu zaten hayal edebiliriz. Çünkü uygulanan net kuvvette azalmıştır. Hızın azalmasıyla arkadaşlar V hızı azalıyor. Burada doğrusal bir hareket olduğunu yine düşünüyoruz ama doğrusal hareketle dönme hareketi arasında çok biz bir ilişki kurmuştuk zaten. Mantığı aynıydı. Burada hızın azalmasıyla endüklenen gerilim azalır. Endüklenen gerilim azalmasıyla akım artar arkadaşlar. Endüklenen gerilim azalmasıyla akım artar. Akımın artması ne anlama geliyor? Arkadaşlar, akımın artması aslında daha yüksek güçlere ihtiyacımız var. Çünkü yük var, yük taşıyoruz. Daha büyük bir güce ihtiyacımız var. Mekanik güç artıyor burada aslında. İletkenden geçen akım artarken endüklenen kuvvet de artar. F kuvveti de artar. F kuvveti tabii ki akımla beraber, bakın, F eşittir B ile bağıntısına göre artıyor. Bu olaylar, hani gerilimin artması, akımın artması, kuvvetin artması, işte bu olaylar zincirinin sonunda endüklenen kuvvet, F kuvveti, dışarıdan uygulanan kuvvete, F yükün karşılığı olan M çarpı A, buna eşit ve zıt yönde bir değere yükselir. Şuradaki F kuvveti F yüke eşit olduğunda arkadaşlar, metal çubuk yine hızı sabitler, hızı sabitleşir, hızı azalmaya başlamıştı. Şurada bakın, ifade ettiği hızı azalmaya başlamıştı. Fakat F yük eşittir F olduğunda hız sabitleşir. Metal çubuk sabit ama daha düşük bir hız ile yoluna devam eder. Bakın, burada biz biraz önce T eşittir T1 anında şurayı buraya gelmiştik. Arkadaşlar, kuvvet sıfır olmuştu. Akım sıfırdı. E gerilimi VB'ye eşitti, batarya gerilimi. Hızında belli bir değerde olduğunu ifade etmiştik. Ama yük bindikten sonra hız azaldı. Hızın azalmasıyla beraber endüklenen gerilim azaldı. Dolayısıyla gerilim burada E azalıyor. Akımın arttığını ifade ettik ve kuvvetinde belirli bir değere eriştiğini söyledik ki bu kuvvet arkadaşlar F yüke eşit olacak. Bakın, kuvvet sürtünmeli bir ortamda F yük artı F sürtünme olacak arkadaşlar. Burada bir sürtünmeyi ihmal ediyoruz. Sürtünmesiz bir ray varmış gibi düşünüyoruz. Bu bilgiyi de tekrarlamış olalım. Burada dönüştürülen güç değeri arkadaşlar. Dönüştürülen güç değeri E çarpı, bakın şurası E'nin artık kaç voltsa, E çarpı I nedir?
doğrusal hareket olduğu için kuvvet çarpı hız. Kuvvet çarpı hız metal çubuk üzerinde harcanan EI değerindeki elektrik gücü F çarpı V değerindeki mekanik güce dönüşür. Gerçek bir motorda biz bu gücü arkadaşlar T çarpı omega olarak söyleriz. Evet, bir örnek üzerinden şimdi bir lineer doğru akım makinesini motor ve jeneratör çalışması için tekrar bir ele alalım. Arkadaşlar, lineer bir makine 120 volt değerinde bir akü var. 0.3 ohm değerinde bir iç rezistans bulunuyor. Manyetik akı yoğunluğu verilmiş. Burada tabii şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Şu akım yönünü biz vermiyoruz soruda. Şunu da vermiyoruz arkadaşlar. Soruda bunlar verilmemiş. Daha sonra biz ekliyoruz bunları ama siz şu an ders notunu tamamen gördüğünüz için tabii bunları söylemek gerekiyor. Bir de arkadaşlar tabii şu yok, bakın şu yok, şu yok, yani şu daha henüz biz bunları soruyu çözerken oluşturuyoruz. Tabii şu hatalıydı, bunu söyleyeceğim biraz sonra. Şimdi soruda bazı bilgiler verilmiş, manyetik indüksiyon verilmiş, yani makinenin yol alma akım değerini, kalkış akımını ve sürekli haldeki hızını istiyoruz. B şıkkında ise metal çubuğa bakın sağ tarafa doğru bir kuvvet uygulanırsa dış yük, yani az önce dış yük dedik ya, bir yük bağlanırsa ne olur arkadaşlar, bunu arıyoruz. Şimdi yol alma akım değerini biz şöyle düşünmüştük. Anahtarı kapattığımız anda arkadaşlar ne olur? Akım akmaya başlar. İlk anda, değil mi? İlk anda tabii ki geçen akıma bağlı olarak ne oluyor? Bir hızlanma başlıyor, değil mi? F kuvveti oluşuyor, hızlanma başlıyor, E gerilimi artıyor. Ama bizim aradığımız ilk kalkış anı. Kalkış anında E gerilimini sıfır olarak ifade etmiştik. Çünkü hız yok. Buradan kalkış akımını 400 amper olarak bulduk. Buluyoruz. 120 eksi 0 bölü 0.3. Sürekli halde ise henüz yük yok arkadaşlar. Boşta şu anda. B şıkkında bir yük ekleniyor. Yani şu aslında şu anda yok A şıkkı için. Sürekli halde yüksüz durumda arkadaşlar. Yüksüz durumda bakın kuvvet 0 oluyordu. Yüksüz durumda A şıkkı için. Dolayısıyla F eşittir 0 ve I eşittir 0 arkadaşlar. Burada hız VB bölü BL idi. Şurada bunu yazdık. Şurada bakın. Akım 0 çünkü. Dolayısıyla hızı 120 metre bölü saniye olarak buluyoruz. Kalkış akımını ve sürekli halde hızı bu şekilde buluyoruz. Boşta çalışma bu aslında. B şıkkında sağ tarafa doğru bir yük uygulanıyor. 30 Newton değerinde bir kuvvet uygulanıyor. Sürekli halde hızı buluyoruz. Metal çubuğun gücünü ve akünün gücünü buluyoruz. Arkadaşlar şimdi bakın sağ tarafa doğru bir yük var. 30 Newton. Bu harici olarak eklenmiş. Peki benim bu 30 Newton'luk yükü dengeleyebilmem için ona zıt yönde bir kuvveti oluşturabilmem lazım. Bunun değeri de 30 Newton olacak. Çünkü sürtünmeyi ihmal ediyoruz burada. Demek ki F yüke zıt yönde bir kuvvete ihtiyacım var. Sola doğru olması gerekiyor arkadaşlar kuvveti. Dolayısıyla ben akımın yönünü burada tespit etmem lazım. Değil mi? Kuvvet belli. Burada kuvvet, indüksiyon, akım. Bunların ikisini biliyorsam diğerini bulabilirim. Biraz önce hatırlarsak akım aşağıya doğru doğruydu akım. Ama F kuvveti sağa doğru oluşmuştu. Şurada. Evet, akım aşağıya doğru, F kuvveti sağa doğru. Yük tersten uygulanmıştı. B indüksiyon yönü aynıydı. Şimdi burada eğer
Kuvvet terse doğru ise o zaman akım yukarıya doğru olmak zorunda. Yine sahil kuralıyla aslında bunu biliyoruz. Dört parmağımız, sahilimizin dört parmağını, baş parmak hariç dört kalan dört parmağı ekrana doğru tutun. Tamam mı? Avuç içiniz sağa doğru gösterir. Sola doğru bakacak avuç içiniz. Çünkü kuvvet sola doğru. Tamam mı? Avuç içiniz sola doğru bakacak kuvvet vektörü. Tamam mı? Baş parmağınız yukarıya doğru olduğu için akım yönü bu şekilde olacak arkadaşlar. Şöyle. Şu. Dolayısıyla akım böyle akacak arkadaşlar. Akımın böyle akması demek arkadaşlar. Şurada bir E gerilimi endükleniyor. Gerilim kaynağından değil de endüklenen gerilimden gerilim kaynağına doğru oluyorsa demek ki bu aslında bir jeneratör çalışmadır. Bataryadan akım çıkmıyorsa jeneratör çalışmadır. Şimdi hesaplamalara dönelim. Bakın 30 Newton metre sola doğru bir kuvvet oluşuyor arkadaşlar. Oluşması gerekiyor sistemin sürekli hale gelebilmesi için. Sürekli halde sistem üzerinde, iletken üzerinde bir ivme yoktur. Dolayısıyla akım eşittir. Yani burada 30 Newton'u endükleyecek akım değeri ne olmalıdır sorusunun cevabı. F eşittir B, I, L bağıntısında akımı çektik. 30 bölü B burada 0,1'dir bu arada arkadaşlar. 100 militesla. L'nin değeri de 10 metre. Buradan 30 amper bulduk. Akım yukarıya doğru bakın. Bu şekilde geçiyor. Çubuk üzerinde endüklenen gerilim burada bu akım yönü işte burada önemli hale geliyor arkadaşlar. Akım E kaynağından batarya gerilimine doğru olduğu için E eşittir VB artı IR'den 129 volt buluyorum. Hız ise E eşittir BLV değerinden 129 metre bölü saniye bulunur. Burada 120 metre bölü saniyeydi. Burada ise 129 metre bölü saniye bulduk. Metal çubuk üzerinde 129 çarpı 30'dan nedir bu? E çarpı I. Arkadaşlar 3870 watt üretiyoruz. Akünün gücü ise 3600 watt. Zaten metal çubuk üzerinde 129 volt, akü üzerinde 120 volt var. Dolayısıyla akü şarj ediliyor aslında burada arkadaşlar. Aküden metal çubuktan aküye doğru. Burada metal çubuğu bir jeneratör olarak düşünebiliriz. Aküyü besliyoruz. Elektrik enerjisi olarak elektrik enerjisiyle şarj ediyoruz aküyü. Tabii 270 watt güç de aradaki R direncinde harcanıyor arkadaşlar. Jeneratör çalışma gerçekleşmiştir. Burada özellikle F kuvvetinin yönü aslında makinenin motor mu, jeneratör mü çalıştığını bize gösteriyor. Şimdi bunun tam tersi, bakın yük sola doğru olsun, tamam mı? Metal çubuğa sol tarafa doğru 30 Newton değerinde bir kuvvet uygulanırsa, arkadaşlar bu durumda, bakın akım yönü, şurada yanlış, akım yönü bu sefer aşağıya doğru olacak. Yük böyleyse F kuvveti sağa doğru, aslında teorisini anlattığımız kısımda olduğu gibi. 30 Newton burada yine akım yönü, akım değeri 30 amper ama akım aşağıya doğru olacak. Şurada artı eksi E gerilimi. Akım yönü böyle. Dolayısıyla E gerilimi eşittir. VB eksi I çarpı R'den 111 volt. Hız da 111 metre bölü saniye bulunur. Motor çalışmada E küçük VB'dir. Jeneratör çalışmada VB küçük E'dir arkadaşlar. Dolayısıyla burada bakın enerji akışı, aküdeki elektrik enerjisi çubuğun hareket etmesini sağlayacak şekilde mekanik enerjiye dönüşmüştür. Burada işte motor çalışmaya bir örnek olarak bunu söyleyeyim. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Bazı mekanik kavramları tekrar şurada hızlıca bir göz atalım. Kuvvetten bahsetmiştik. Burada en temel bilinen kuvvetin yer çekimi kuvveti olduğunu ki biraz önceki örneklerde de buna benzer bir kuvvet uyguladık. Dış yük olarak kuvvetin birimini Newton olarak biliyoruz. Yer çekimi kuvveti işte
cismin kütlesine bağlıdır ve 9.8 m kilogram olarak bunu tanımlıyoruz. Fakat İngiliz bilim sisteminde kütleyi pound olarak da söyleyebiliriz. 1 pound 0.453 kilogramdır. Moment, tork kuvvet ile kuvvetin dönme eksenine olan uzaklığının çarpımıydı. Mekanik kişi de bir F kuvvetinin bir cismi D uzaklığına hareket ettirmesi sonucu mekanik iş oluşur. Hareket kuvvet yönünde olmalıdır. Şimdi biraz önce biz kuvvetten vesaireden bahsettik arkadaşlar. Kuvvetin momente ve mekanik işe mekanik işle sonuçlandığını ifade etmiştik. Şimdi bakın iki tane çok basit örnek üzerinden aslında bazı pratik hesapları sizinle paylaşmak istiyorum. Bir kaldıraç var ve aslında bu bir elektrik motorunun yapması gereken, yapacağı işi biraz daha çok kol kuvvetiyle nasıl yaparızın karşılığı. Ama nihayetinde iş aynı iştir. İşin tanımı değişmiyor arkadaşlar. Zaten bir sonraki örneğimizde de bir elektrik motoru üzerinden pratik bir problemi nasıl çözüyoruz, hesapları nasıl yapabiliriz bunu sizlerle paylaşacağım. Bakın bu ilk örneğimizde 50 kilogram ağırlığındaki bir kütle bu. 10 metre yukarıya kaldıracaksınız. Bunun için ne kadarlık bir iş yapılır? Buna bakalım. Buna bakmamız gerekiyor. İşin bağıntısını biliyoruz. Burada F kuvveti var. D uzunluğu var. F kuvvetini eğer hesaplarsam D'yi zaten biliyorum. 10 metre yukarıya kaldıracağım için direkt 10 zaten. Kuvvet ise arkadaşlar yukarıya doğru hareket ettireceğiz veya aşağıya doğru. Kuvvet M çarpı 9.8'den 490 Newton. İş burada 4900 Joule olarak veriyor. Peki işten güce nasıl geçiş yapılıyor arkadaşlar? Birim zamanda yapılan işe biz güç diyorduk. Bu da Watt'tı. Şimdi alttaki örnekte buna bizi götürecek. Burada ise bir elektrik motoru var. Arkadaşlar bakın burada motorun mil hareketine göre yani motor uçlarındaki mil bir mekanizmaya bağlı. Bu mekanizmada bu ağırlığı aşağıya veya aşağıya indirecek veya yukarıya hareket ettirecek. Bunun için 500 kilogramlık bir ağırlığımız var. Bu sefer bir süre verilmiş. 12 saniyede bu işi yapmamız lazım. 30 metre yukarıya kaldırmamız lazım. Yani bu yük aşağıdaydı, yer seviyesindeydi. 30 metre yukarıya kaldırmamız lazım. Motorun gücünü hesaplayalım. Motorun gücü ne olmalı? Yani bu işi gerçekleştirebilmek için bana kaç wattlık bir motor lazım sorusunun cevabı burada. Kuvveti buluyorum yine arkadaşlar. 4900 Newton, 500 kilogram çarpı 9.8. İş 4900 Newton çarpı uzunluk 30, 147 bin Joule. Buradan gücü 147 bin bölü 12, 12.250 Watt. 12.250 Watt, 12.25 kilowatt. O da 16.4 HP olarak hesaplanır arkadaşlar. Aslında demek ki burada gerek yapılan işi nasıl hesaplıyoruz bunu görüyoruz. Diğer yandan da işten güce nasıl geçiş yapabiliriz? Motor gücünü nasıl tayin edebiliriz? Hani bir iş için ne kadarlık bir motora ihtiyacımız var? Bunu buradan görebiliriz. Evet. Şimdi burada bunun daha ilerisi nedir? Aslında biz bu motorun cinsini biliyorsak arkadaşlar cinsini hani doğru akım, senkron bunu biliyorsak da hani bu motorun bir şebekeye bağlı olduğunu veya bir DC baraya bir akü grubuna bağlı olduğunu biliyorsak da hani işin akü boyutlandırması kısmı, şebeke dizaynı veya şebekeden çekilen akımın vesairenin hesabını da aslında bu tarz pratik bir örnekle yapabiliriz diyoruz. Evet arkadaşlar
temel kavramları verdikten sonra şimdi doğru akım motorlarıyla başlıyoruz. Arkadaşlar doğru akım motorları 1980'li yıllara kadar tabii fırçalı yapıda bunlar. Fırçalı DC motor diyoruz. O dönemde fırçalı olarak üretimleri çok yaygındı. Fırçalı DC motor kaldı ki şu anda da fırçalı yapı kullanılıyor ama bu fırça yapısının problemli bir yapı olduğunu geçen dönemki dersimizde, geçen bahar dönemindeki dersimizde ifade etmiştik. Ama her şeye rağmen o yıllarda, geçmişte hız ve moment kontrolü deniyorsa burada DC motorların kullanımı oldukça yaygındı. Fakat yarı iletken teknolojisindeki ilerlemeler, MOSFET ve IGBT gibi elemanların ortaya çıkmasıyla beraber asenkron motorların kontrol edilebilirliği daha da rahatlamış. İnverter devreleri geliştirilmiş. İnverterlerde bahsettiğimiz bu yarı iletkenlerin kullanımıyla beraber aslında asenkron motorların biraz daha popüler olmasıyla sonuçlanmıştır bu süreç. Kaldı ki asenkron motorlar daha yaygın olsa da hala doğru akım motoru da bazı uygulamalarda karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. Şimdi biz doğru akım motorlarına bakacağız. İki parçadan meydana geldiğini söylemiştik. Stator ve rotor yapıları. Motorun hareketsiz bölümüne stator diyoruz. Uyarma sargısı statorda bulunur demiştik. Ve manyetik alan makinenin, motorun bu bölümünde üretiliyor. Rotor ise dönen hareketli kısımdır. Motor besleme gerilimini kolektör bakır dilimlere temas eden karbon fırça üzerinden alıyor arkadaşlar ve dönme hareketi oluşuyordu. Motor çalışmada kuvvet ve dolayısıyla momentin varlığı gerekir arkadaşlar. Tabii ki manyetik indüksiyon da şart. Bu şartlar altında kuvvetin oluşumu ve dönme hareketini geçen haftaki dersimizde de ifade etmiştik. Motor çeşidine bakacak olursak arkadaşlar, işte serbest uyarmalı doğru akım motoru, şönt uyarmalı doğru akım motoru, kalıcı mıknatıslı doğru akım motoru, seri uyarmalı doğru akım motoru ve kompunt uyarmalı doğru akım motorlarından bahsettik. Burada hemen serbest uyartımlı bir doğru akım motorunun eşdeğer devresini görüyoruz. İki tane devre var. Bir tanesi uyarma devresi, manyetik alanın üretildiği devre. Diğeri ise arkadaşlar elektromekanik enerji dönüşümünün gerçekleştiği devre. Burada bir uyarma gerilim kaynağı var, uyarma bobini var, uyarma bobinine ait bir eşdeğer direnç var ve her ne kadar DC'de sürekli halde kısa devre gibi olsa da bir endüktans karşılığı burada var. Öte yandan az önce ifade ettiğim gibi elektromekanik enerji dönüşümünün gerçekleştiği endüvi devresindeyiz arkadaşlar. Yine bir DC kaynak var. A1, A2 uçları olarak burada uyarma field endüvi armatürden geliyor. Burada endüvi uçlarından bir gerilim kaynağı bağlandı. Endüvi bobininin iç direnci, fırça gerilim düşümü ve zıt EMK. Biraz önce E ile ifade ettiğimiz gerilim burada. Bu şekilde dönme hareketinde arkadaşlar endüklenen gerilimi kafi omega olarak ifade ettik ki biraz önceki örnekte biz gerilimi doğrusal harekette E eşittir B L V olarak yazmıştık. Burada ise kafi omega olarak yazıyoruz. Bu çok bildiğimiz, aşina olduğumuz bir denklem. Endüklenen moment ise arkadaşlar, endüklenen moment çıkışta bir iş yapıyoruz değil mi? Az önce örneklerinden bahsettik. Bir iş yapılıyor. EA çarpı I. E çarpı I. Mekanik güç arkadaşlar. T çarpı açısal hız olarak. Açısal hıza dönüşüyordu mekanik işe. Buradaki momentin karşılığı da kafi IA şeklinde yazılabilir. Arkadaşlar endüklenen gerilim makinedeki akı değeri, fi akı değeri ile hıza bağlıdır. Bakın burada evet şurada endüklenen gerilim makinedeki akı değeri ve makinenin dönme hızı ile
doğru orantılı olarak değişiyor. Ve peki bu akı ifadesi nereden geliyor? Akıyı biz manyetomotor kuvvetle ilişkilendiriyorduk arkadaşlar. N çarpı I. Buradaki I uyarma devresinden geçen akımdı. N I akı oluşuyor. Bu akı arkadaşlar N çarpı I eşittir akı çarpı reluktanstı. Yani ne kadar buradaki manyetomotor kuvvet I'ya bağlı olsa da arkadaşlar manyetomotor kuvveti siz artırabilirsiniz. Neden? Sarım sayısı sabittir. Okey. Ama IF akımı değişebilir. IF akımını sizin kaynağınızın gücüne bağlı olarak artırabilirsiniz. Fakat IF'nin artması arkadaşlar IF'nin artması aynı oranda fi akısını artırmaz. Burada doyum olayına bir geçiş yapacağız. Fi akısı istediğiniz gibi artmaz. Ne olur? F artar, artsın. Ama fi belli bir yerden sonra ne olur arkadaşlar? Sabitleşir. Sabitleştiği noktadan itibaren reluktans artmaya başlar. Bu nedenle reluktans da esasında lineer bölgede doyum başlayana kadar reluktans sabittir. Ama doyumdan sonra aşırı bir akım geçirilirse reluktans değeri de artmaya başlar. Aslında burada artan IF akımının hiçbir anlamı kalmaz. Burada F amper sarımın veya buraya biz IF de koyabiliriz. Akıyla ilişkisini gösteren grafik. Aynı grafik endüklenen gerilim ile IF arasında da vardır. IF uyarma devresinden geçen akım. Burada serbest uyarmalı motor için, DC motor için bunu yazıyoruz. Çünkü uyarma devresi bağımsızdı arkadaşlar. VF bölü RF olarak ifade etmiştik. IF'yi. Burada endüklenen geriliminin de belirli bir değere kadar ulaşabildiğini söyleyebiliriz. Evet. Bakın serbest uyarmalı zor akım motoru için yine aynı grafiği görüyoruz. Aynı eşdeğer devreleri görüyoruz. Sadece bir R ayar burada eklenmiş arkadaşlar. R ayar direnci eklenmiş harici olarak. R ayar direncinin varlığı IF akımının değişimine yol açıyor. IF akımı bu durumda VF bölü R ayar artı RF'dir. VA endüvi gerilimi, endüvi besleme gerilimi VA eşittir. Arkadaşlar akım yönü sola doğru olduğu için EA artı RA çarpı IA şeklinde ifade edilir. Serbest uyarmalı doğru akım motoru. Burada IF akımı R ayar ile kontrol ediliyor. Peki şönt motor arkadaşlar. Şönt motorda şönt uyarma sargısına paralel bağlı, daha doğrusu endüvi sargısına paralel bağlı bir şönt uyarma sargısı vardı. Şönt uyarma sargısı doğrudan besleme gerilimine paraleldir burada arkadaşlar. Dolayısıyla IF akımı tamamen VA ve R ayar değerlerine bağlıdır. Ve burada kaynaktan çekilen akım eşittir IH. IF artı IA'dır. Uyarma akımı ile endüvi akımının toplamına eşittir. VA endüvi gerilimi ise şurada ifade ettiğimiz gibi aynısı EA artı RA çarpı IA şeklinde ifade edilir. Burada VA'nın doğrudan şönt uyarma sargısına paralel olduğunu IF akımı eğer VA genelde sabit kabul edilirse yani kabul edilir VA sabit olarak düşünüldüğünde sadece IF akımının R ayar direncine bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Arkadaşlar biz doğru akım makinelerinde karakteristiklerden bahsetmiştik diye hatırlıyorum. Çok aslında kapsamlı bir konudur ama belli ölçüde konuşmuştuk. Bir doğru akım motorunda burada şönt motor üzerinden eğer gidersek dış karakteristik moment ve hız arasındaki ilişkidir. Bir jeneratörden bahsediyorsak uç geriliminin akıma göre değişimi olarak ifade etmiştik. Şimdi bir doğru akım şönt motoru yük değişimine nasıl cevap verir? Burada yük değişiminden kastımız şu. Sembolik olarak elektrik devresidir bu, değil mi? Bu bir elektrik devresi yani motorun eşdeğer devresi ama
Nihayetinde burada bir dönme hareketi var, değil mi? Bakın şöyle. Bu bir iş makinesi. Şurada bir mil var, motor ve moment ile kıçtalız. Evet, yük değişimine nasıl cevap verir sorusu. Buradaki yük aslında örneğin moment. Kıçtalızdan ziyade yükü moment ile tarif ediyoruz. Mesela mile bağlı yük değeri artarsa, ne demek bu? Moment değeri artarsa arkadaşlar motor yavaşlamaya başlar. Mile bağlı yük değeri artarsa motor yavaşlamaya başlar. Yavaşlayan motor arkadaşlar, yavaşlayan motor hızı yavaşladıkça endüklenen gerilim de azalır. EA endüklenen gerilim de azalır. Tabi burada özellikle gücün sabit kaldığını da düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sabit güç için bunu yapıyoruz. Sabit güç için moment artıyor, hız azaldı, endüklenen gerilim azaldı. Endüklenen gerilim EA'nın azalmasıyla arkadaşlar, bakın şurası şuradaki ifade azalırsa VA sabit, RA da sabit. EA'nın azalmasıyla IA akımı artar. IA akımı artar. Endüve akımı, IA akımı yükseldiği için motorda endüklenen moment artar. Bakın, yük momenti arttı. Doğru mu? Yük momentinin artmasıyla hız azaldı. Hızın azalmasıyla endüklenen gerilim azaldı. Endüklenen gerilimin azalmasıyla arkadaşlar akım arttı ve motorun ürettiği moment arttı. Çünkü motorun sürekli halde sabit bir omega değerinde çalışabilmesi için yük momentiyle, zıt momenttir bu, zıt yönde uygulanan moment ile motorun endüklediği, motorun ürettiği moment eşit olmalı. Momenti eğer artmışsa motorun ürettiği moment de artmalıdır ki bir denge oluşsun. Az önceki örnekte doğrusal makine için F'lerin birbirine eşit olma mantığı, burada da momentlerin birbirine eşit olma mantığıyla eşleştirilebilir. Dolayısıyla moment artmalıdır arkadaşlar. Netice itibariyle sonuçta daha düşük bir omega, hız azaldı ama moment arttı. Burada daha düşük bir omega ve yük momentine eşit endüklenen bir moment söz konusu. Bu moment daha büyük bir momenttir arkadaşlar. Evet. Shunt motor eşdeğer devresine baktığımızda bu ifadeyi zaten az önce yazdık. EA'yı biliyoruz. EA ifadesini burada yazarsak arkadaşlar bağlantımız bu hale gelir. Daha sonra moment ifadesinde akımı yalnız bırakıp şurada IA yerine şunu yazarsak bağlantı buraya ve nihayetinde arkadaşlar bir şunt motor için açısal hız ile moment arasındaki ilişkiyi biz bu bağlantı üzerinden son haliyle modellemiş oluyoruz. Hız moment ilişkisi şu ifadenin ve şuradaki ifadenin değişmediğini varsaydığımızda aslında demek ki açısal hızla moment arasında bir ne var? Bu şekilde bir ilişki var diyoruz. Shunt doğru akım motorunun da dış karakteristiğini arkadaşlar bu şekilde ifade etmiştik. Hızın çok fazla azalmadığı yük momentiyle beraber sabit hız gereksinimi duyulan uygulamalarda biz shunt motoru kullanabiliriz şeklinde demiştik. Hatırlayalım. Burada da tekrarlamış olalım. Şimdi bir shunt motor üzerinden arkadaşlar bir örnek paylaşmak istiyorum. Bu örnekte özellikle farklı akımlar için motorun hızını hesaplamamız isteniyor. Buradaki farklı akımlar şu anlama geliyor arkadaşlar. Bir DC motor şayet kaynaktan farklı akımlar çekiyorsa, işte burada olduğu gibi 100 amper, 200 amper, 300 amper. Demek ki 100, 200, 300 burada yük momenti artıyor. Motorun talep ettiği çünkü akım artıyor. Aslında biraz önce hani senaryosunu çizdiğimiz, hani şurada bakın
yük mile bağlı yük değeri artarsa, yük momenti artarsa dedik ki işte burada şimdi bunu örnek üzerinden görelim. Bazı bilgiler veriliyor soruda. Motorun gücü verilmiş, gerilim değeri verilmiş, hız değeri verilmiş, endüvi direnci verilmiş ve boşta şönt motor 1200 devirde çalışıyor. R ayar artı RF verilmiş arkadaşlar. Şönt motor olduğu için o paralel koldaki dirençlerin toplamı veriliyor. Kutup sarım sayısı da 1200 olarak verilmiş ki bu bilgiyi belki sonra kullanmayacağız. Şimdi A, B ve C şıklarında giriş akımının 100 amper, 200 amper ve 300 amper olması durumunda hız ne olacak? Bunu istiyor. Ve son olarak motora ilişkin moment hız karakteristiğini soruyor arkadaşlar. Burada tabii şöyle bir bilgiyi söylemek lazım. Çünkü bir oran orantı metodu burada kullanacağız. Evet. Tabii şönt motoru burada çizmek lazım. Şönt motorun eşdeğer devresini çizdik. 250 volt uyguluyoruz. RA direnci, R ayar artı RF direnci. 1200 sarımlık bir bobin var ki bunun bir önemi yok. Sorunun çözümüne dair çözümüne ilişkin bir önemi yok şu anda. Şimdi arkadaşlar biz şu bağlantıyı EA eşittir. Bakın EA eşittir. K fi omega m olarak yazmıştık. Ama şunu biliyorum ki ben 2 pi n bölü 60 idi bu. Değil mi? 2 pi n bölü 60. Şimdi burada soruda 1200 devir bölü dakika verilmiş. Ben yine devir bölü dakika cinsinden ilerlemek istiyorum. Dolayısıyla hani radyan bölü saniye değil de RPM cinsinden bunu çözeceğim. Burada K olan ifade hani omega'dan N'e geçiş yaparken ne yapıyordum? 2 pi ile 2 pi N bölü 60 ile çarpıyordum. Dolayısıyla K değil de parametrik olarak bakın K üssü diyorum. Tamam mı? K üssü ifadesi aslında omega'dan N'e geçişte bir sabit var. O sabiti temsil ediyor K üssü. Dolayısıyla ben endüklenen gerilim bakın K üssü fi N olarak formülize ediyorum. Tamam mı? Ve şurada bir bilgi verilmiş arkadaşlar. Bakın, 1200 devir bölü dakika boşta çalışmak için hız değeri. Bu hız değerini cebimize koyalım. Ve bu devrede bakın K üssü tamam. K var normalde. K idi. K üssü dedik. Peki akılar. Akılar fark ediyor mu? 100 amper, 200 amper, 300 amper akılar fark ediyor mu? Akılar fark etmiyor arkadaşlar. Çünkü sabit bir gerilim var. Doğrudan burayı görüyor. Yani şuradan geçen bir IF akımı var. Bu IF akımı 250 bölü 50'den her durumda 5 amper. Her durumdan kastım ne? 100 amper için de 5 amper, 200 amper için de 5 amper, 300 amper için de 5 amper. Çünkü şurada 50 ohmluk bir sabit direnç var. Bu şekilde veriyoruz soruda. Dolayısıyla akılar da ortak arkadaşlar. Demek ki iki farklı yük durumunda mesela 100 amperle 200 amper değil mi? İki farklı yük durumu. Kaynaktan çekilen akım birinde 100 amper, diğerinde 200 amper. Buradaki akım ortaksa her durumda 5 amperse demek ki şuradan geçen akım değişiyor arkadaşlar. Buradan geçen akımın değişmesiyle ne anlama geliyor biliyor musunuz? T eşittir K fi IA. Farklı moment gereksinimleri anlamına geliyor. Dolayısıyla farklı yük koşullarında endüklenen gerilimler arasında arkadaşlar bakın EA2 bölü EA1 eşittir. Bakın K üssü fi, K üssü fi'ler ortaktır.
doğrudan devir bölü dakika cinsinden iki yük durumu için hızların oranı endüklenen gerilimlerin oranına eşittir. Bakın bir yani burada bir hız değeri bulmak istiyorsam ben endüklenen gerilimleri oranlıyorum ve örneğin 1200 devir bölü dakika için 250 olduğu için farklı bir gerilim için kaç RPM'dir gibi bir oran orantı yapabilirim. Şimdi A şıkkında arkadaşlar 100 amper geçiyor kaynaktan. Kaynaktan 100 amper çekiliyor. Uyarma akımı 5 amperdi. Endüve akımı 95 amperdir. 95 amper için RA direnci 0.06 ohm olduğundan endüklenen EA gerilimi motor işletmesinde VA-IRA'dan 244.3 volt. Demek ki 100 amper durumunda arkadaşlar 244.3 volt endükleniyor. EA1 nedir? EA1 250 volt 1200 devir bölü dakikada endükleniyorsa 244.3 volt kaç RPM için endüklenir? Burada aslında basit bir oran orantı yapıyoruz arkadaşlar ve 1173 devir bölü dakika olarak bunu hesaplıyoruz. İkinci durumda 200 amper için IA akımını 200-5'ten buluyorum. Endüklenen gerilimi buluyorum. Buradan yine A şıkkında olduğu gibi aynı yolu izleyerek bir hız değeri hesaplıyorum ve C şıkkında da bu hız değerinin 115 devir bölü dakika olarak hesapladık. Son şıkta D şıkkında arkadaşlar moment hız karakteristiği istenmişti. Hız bilgilerine ulaştım. Moment değerlerini bilmiyorum ama mekanik güçleri biliyorum arkadaşlar. Mekanik gücü ben EA çarpı IA'dan buluyorum. Bakın EA burada belli, IA da belli. B şıkkında da aynı şekilde EA ve IA belli. B şıkkında EA burada, IA da 195. C şıkkında otomatik olarak burada yazmışız ama bunu tabii ki hesapladık. Yani EA'yı ve IA'yı, aslında IA nedir? 295 amper. Burada EA'yı hesaplamak gerekiyor. Çünkü burada direkt hız bilgisini hesaplayıp yerine koymuşuz burada. Ama bakın A şıkkı için biz momenti nasıl hesaplıyoruz? Momenti hesaplarken mekanik güç bağıntısından hareket ederiz. E gerilimi, EA gerilimi veya E çarpı IA eşittir moment çarpı açısal hız. E ve IA'yı biliyorum arkadaşlar. A, B ve C şıkları için. C şıkkında burada görmüyoruz ama hesaplayabiliriz kolaylıkla. Bakın şu EIA'nın çarpımı moment açısal hızı biliyorum. Nasıl biliyorum? Devir bölü dakikayı biliyorum. 1173 arkadaşlar. 1173 2 pm bölü 60 benim omega değerimdir. E çarpı IA'yı biliyorum. Burada yerine koyduğumuzda 190 Newton, 388 Newton ve 587 Newton. Bakın burada akım arttıkça 100 amper, 200 amper, 300 amper az önce ifade ettiğim gibi moment gereksinimi artmıştır. Artmış olması gerekiyor. Moment gereksiniminin artmasıyla beraber aslında hız değeri de belli ölçüde değişiyor. Burada moment açısal hız olarak baktığımızda şu şekilde bir grafik görüyoruz. Moment arttıkça A, B ve C şıklarında hız değerinin belli ölçüde azaldığını görüyoruz. Bakın akım 3 katına çıkıyor. 100 amperden 300 ampere çıkıyor. Hız ise 1173'ten 1115'e. Akım %300 değişiyor arkadaşlar. Akım %300 değişiyor. Yani 100'den 300'e çıkıyor. %300'üne çıkıyor veya %200 değişiyor. Yani 200 artıyor şeklinde de düşünebiliriz. Ama hız bilgisini şöyle şimdi aklıma geldi yapmak istiyorum. 1115 bölü 1173. Evet. Hız bilgisi ise %5 değişiyor arkadaşlar. Akımın %200
momentin %200 değiştiği bir durumda hız bilgisi %5 değişiyor. Hani hızın burada sabit kaldığını, kabaca sabit kaldığını söyleyebiliriz. Zaten şu an motorda biz bu durumun bu olduğunu ifade etmiştik az önce. Grafik üzerinden de söyledik. Burada örnek üzerinden de sizinle paylaştık. Şimdi burada bir hız kontrolü var aslında. Burada hızı biz yükle beraber yük üzerinden kontrol etsek de normalde böyle kontrol edilmez. Bunun için iki farklı yaklaşım söz konusu. Biri ayar değerini, R ayar değerini değiştirmek. Dolayısıyla uyarma akısını, fiili değiştirmek. Diğeri de endüğü devresine uygulanan besleme gerilimi, uç gerilimini değiştirmek suretiyle bu yapılıyor. Ayrıca verimsiz bir yöntem de olsa endüğü devresine seri bir direnç bağlamak ve bu direncin değerini ayarlamak yine hız kontrolünde kullanılabilir arkadaşlar. Şimdi iki yöntemi de böyle biraz teorik, biraz pratik olarak anlatacağız. Uyarma devresi direncini değiştirmek. Uyarma devresinde bakın burada her ne kadar sadece R ayar olarak göstersek de bir de şurada bir RF'miz vardı arkadaşlar. Bir de RF direncimiz var. Ama RF direnci sabitti. R ayar ile bu değişimi gerçekleştirebiliyoruz. Dolayısıyla hani RF'nin sabit olduğunu, R ayar değişirse ne olur? Bunu inceleyeceğiz. Arkadaşlar R ayar direncini arttıralım mesela. Burada bir varsayım üzerinden anlatıyorum bunu. R ayar direnci arttırılırsa şurada R ayarın artması demek uyarma akımının azalması anlamına gelir. Dolayısıyla akım azalmışsa pi akısı da azalır. Pi akısının azalması E eşittir kf omega bağıntısına göre endüklenen gerilimi de azaltır. Şunu da azaltır. EA azaldığı için bakın IA, EA yani E burada neyse EA veya E. E azaldığı için IA akımı artar. Peki IA akımı artıyor. Bu durumda moment nasıl değişir arkadaşlar? Momentin değişimini de bir pratik örnek üzerinden gösterelim. İşte bir motor var elimizde. Burada işte RA değeri verilmiş. Besleme gerilimi 250 volt. Endüklenen iç gerilim veya zıt EMK 245 volt. Bakın bu devre için arkadaşlar başlangıç durumunda 20 amperlik bir IA akımı var. Değil mi? IA akımı nedir? 250-245 bölü 0.25 20 amper. Şimdi dedik ya burada R ayarı arttırdık, fi akısı azaldı. Biz de burada şunu diyoruz. Fi akısı %1 azalırsa örnek olarak %1 azalttığımızda EA bakın şurada 100 birim fi yerine 99 birim fi koyalım, akı koyalım. Ne olur? Gerilimde 100 birimden 99 birime düşer. 245 volt EA gerilimi fi akısı %1 azaldığında 245'ten 242.55 volta düşer. Bakın yeni durumda arkadaşlar akım IA akımı 29.8 amper olmuştur. Fi akısı %1 azalmış. Endüve akımı %49 artmıştır. Yani akımın arttığını burada oransal olarak da çok farklı arttığını söyleyelim. IA akımının zaten burada arttığını ifade ediyoruz. Momentin değişimi arkadaşlar. Dolayısıyla momentin değeri de burada artar. IA akımı ile beraber moment değeri de artar. Motor daha hızlı dönmeye başlar. Çünkü moment arttı, kuvvet arttı, moment arttı. Kuvvetin arttığını nereden anlıyorum? Akım arttığı için F eşittir B ile de kuvvet artıyor. Moment artıyor, motor daha hızlı dönüyor. Motorun hızlı dönmesi omega'yı arttırdı. EA da artıyor arkadaşlar. EA gerilimi de artıyor.
EA geriliminin artması daha sonra, bakın EA gerilimi şu. Şu EA geriliminin artması daha sonra IA akımını azaltıyor. Ne zamana kadar IA akımı azalır arkadaşlar? Motorun ürettiği moment yük momentine eşit oluncaya kadar IA akımı azalır. IA akımı ne zamana kadar azalır? Yük momenti motorun ürettiği momente eşit oluncaya kadar akım azalır ve netice itibariyle motor daha yüksek devirde dönmeye devam eder. Çünkü akı azaltması demek ki akı azaltması arkadaşlar devir sayısını artırıyor. Akı zayıflatmak suretiyle, akıyı azaltmak suretiyle yüksek devir sayılarına erişebiliyoruz. Buradan uyarma ile bir hız kontrolünün yapılabildiğini görüyoruz. Peki, ikinci yöntemimiz endüvi geriliminin değiştirilmesiydi. Burada VA gerilimi arkadaşlar. VA gerilimi şu gerilim, bakın besleme gerilimi. Şunlar A1, A2 uçlarıydı, hatırlayın. A1, A2 uçları uçlarına uygulanan gerilim artarsa VA gerilimi artarsa endüvi akımı da artar. Endüvi akımı ile beraber T eşittir KFI IA'dan endüklenen moment de artar. Motor hızlanmaya başlar. Değil mi? Moment arttığı için. Omega M ile birlikte endüklenen gerilim artar. Ve bu gerilim artışı endüvi akımını azaltır. Moment azalmaya başlar. Moment yük momentine eşit oluncaya kadar azalır. Aslında bu akımla beraber şurada endüvi akımı azalmaya başladı. Moment, yük momentine eşit oluncaya kadar bu akım azalarak sürekli çalışma oluşur. Gerilimin artmasıyla beraber arkadaşlar bakın aynı moment için, aynı moment değeri için daha yüksek hızlar burada elde ediliyor diyebiliriz. İşte bu gerilimin artı, bu gerilimi arttırmak veya azaltmak veya şuradaki uyarma kontrolünde de bakın IF üzerinden başladık değil mi? Esasında tabii biz burada uyarma devresi direnci demiş olsak da arkadaşlar ve R ayar üzerinden bunu yapıyoruz, yaparız desek de IF akımını kontrol edebileceğimiz bir de VF gerilimi vardır. Bu VF gerilimi de aslında bir şönt motorda uyarma akımını değiştirebilir. Yani illa R ayar değil, besleme gerilimi üzerinden de bu kontrol gerçekleştirilebilir diyoruz. Evet, bugünkü dersimizin içeriği bu kadardı arkadaşlar. Önümüzdeki hafta seri motor, doğru akım motorlarında yol verme problemleri, basit kumanda devrelerine bir giriş yapacağız. Kumanda devrelerinden bahsedeceğim. Daha sonra biraz daha ayrıntılandırabiliriz dönemi ilerleyen haftalarında. Watt-Leonard sistemi, sürücü sistemlerinde güç elektroniği topolojilerine bakacağız. Doğrultucular, tristörlü devreler, triaklı devreler, bunlar hangi amaçlarda, hangi uygulamalarda kullanılabilir şeklinde ve örneklerle beraber aslında yükseltici DC-DC dönüştürücüye kadar bu süreci tamamlamış olacağız. Evet, dersimizi burada tamamlıyoruz arkadaşlar. Önümüzdeki hafta yine yani 17 çeyrek de olabilir, 5 de olabilir. Lütfen hani gün içerisinde bir kontrol edersiniz. Hani 5 veya 5 çeyrek benim durumuma bağlı olarak bazen değişebilir. Ama aynı saatte yine 5-5 çeyrek civarı dersimizi gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. İyi çalışmalar diliyorum.